Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece yarım çay bardağı sıvı yağ ile, katı yağ kullanmadan yani tereyağı ya da margarin kullanmadan ama kullanılmış gibi nefis bir kurabiye tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. 1 adet yumurtayı karıştırma kabının içine alıyorum. 1 çay bardağı toz şekeri ekliyorum ve bir ter çırpıcı ile biraz rengi açılıncaya kadar 2-3 dakika karıştıracağım. İsterseniz mikserle de karıştırabilirsiniz veya çatalla karıştırabilirsiniz. Başta da belirttiğim gibi sadece yarım çay bardağı sıvı yağ kullanacağım. Kullandığım çay bardağı ölçüsü klasik çay bardağı ölçüsünde 100 mililitre yani 50 mililitre kullanmış oldum. Ee, şimdi bir paket vanilyayı da ekliyorum. Yarım limonun kabuğunun rendesini ekliyorum. Portakal kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz veya her ikisini kullanmasanız da olur. eklediğim malzemelerle birlikte tekrar karıştırdıktan sonra son olarak 1 su bardağı nişastayı, 1 su bardağı unu ve 1 paket kabartma tozunu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Kullandığım nişasta mısır nişastası, buğday nişastası kullanabilirsiniz. Ayrıca kullandığım su bardağı ölçüsü de her evde olan klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre. Sadece bir su bardağı un kullandım gördüğünüz gibi. Ee, ama kullanılan unun kalitesine göre markasına göre miktarda değişkenlik gösterebilir. Ee, birazdan kıvamını göreceksiniz. Eğer e, o kıvamda olmazsa o zaman biraz un eklemesi yapabilirsiniz. Hamur yoğurdukça bu şekilde toparlanıyor. Kıvamı da böyle oluyor. Hafif ele yapışan bir hamur. Çok sert bir hamur değil. Ve yuvarladığınızda, bastırdığınız zaman da dağılmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Yani bolca içine elime yapışıyor diye un eklemesi yapmayın lütfen. Şimdi son olarak yarım çay bardağı kadar damla çikolatayı ekliyorum. İsterseniz fındık, fıstık, ceviz kırığı da ilave edebilirsiniz. Fındığı ben üzerinde kullanacağım. Şimdi çikolata hamura biraz karışıncaya kadar kısacık yoğuruyorum. Üzerinde 3 yemek kaşığı kadar fındık kırığı ve bir tane yumurta beyazı kullanacağım. Sarısını poğaçada kullanmak üzere ayırmıştım ben. Yumurta akı kullanmak istemiyorsanız pekmezi biraz sulandırarak kullanabilirsiniz. Cevizden biraz daha büyük parçalar alıyorum. Biraz büyük olmalarını istiyorum. Ee, yuvarlıyorum. Önce yumurta akına, daha sonra fındık kırığına bulayarak, yani üst tarafını bulayarak batırarak diyeyim. <laughs> sonra tepsiye yerleştiriyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle, kelime de yazabilirsiniz. Merak edenler ve bilmeyenler için ben Manisa'da yaşıyorum. Herkese buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Son olarak üzerlerine bir bardak ile hafifçe bastırıyorum. Çok fazla değil. Fırını 180 derecede ayarlayıp ısıtmıştım. Isınmış olan fırına gönderiyorum ve yaklaşık 15 dakika pişiriyorum. Pişme süresi fırınıza göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Hafif kızardığı zaman fırından alabilirsiniz. Kızardıktan sonra kontrol ettiğiniz zaman biraz yumuşak gibi oluyor. Ama bu tür kurabiyeler çıkartıp soğuttuktan sonra kurabiye kıvamına ulaşıyor. Bu nedenle çok fazla pişirip kurabiyeyi sertleştirmeyin. Evet kurabiyelerim fırından çıktılar mis gibi kokuyorlar. Ee, ve lezzet olarak da gerçekten çok güzel oldular. Birazdan size içinde göstereceğim. katı yağ kullanmadan kıyır kıyır ağızda dağılan nefis bir kurabiye oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Bu kurabiyeleri isterseniz derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tümü olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz hemen haberiniz olur. Ayrıca bu kurabiye tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.